Merhabalar efendim. Bugün Yeni Mesaj TV'de yine sizlerle birlikteyiz. Bugün yine içimizi acıtan ve toplumumuzu derinden yaralayan bir konuyu, o da insan öldürmek, insan katletme konusunu sizlerle paylaşacağız. Değerli izleyenlerimiz, malum geçtiğimiz günler içerisinde Ordu'da 20'li yaşlardaki bir genç kızımız Ceren hunharca katledildi. Bunun üzerine kamuoyu insan öldürmeyi gündemine taşıdı ve televizyonlarda, gazetelerde, bütün medya organlarında ve sosyal medyada bugün insan öldürmenin vahşiliği konuşuluyor. Ama işin daha eski haline, ise işin özüne dönersek, bence asıl konuşulması gereken şey, insanlar bu kadar rahat nasıl öldürülebiliyor? Veya insan öldürmek bu kadar ucuz mu? Bu kadar rahat insan öldürülebilir mi? Ya bir insanın öldürmenin bedeli, karşılığı yok mudur? Veya insanları ölüm fiilinden uzaklaştıracak müeyyide yok mudur? Olması gerekmez mi? Bence bunları konuşmamız lazım. Öncelikle inancımızda İslam gibi büyük bir nimete sahibiz elhamdülillah. İnancımızda insan öldürmenin karşılığı nedir? Bunu konuşalım. Maide suresi 32. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanı dirilten veya bir insanın öldürülmesini engelleyen veya ölümünü engelleyen bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Bu temel bir umde. Bunun ışığında bir defa biz Müslüman bir toplumuz, elhamdülillah Müslüman Türk milletinin temel öğesi bu olmalı. Yani insan öldürmek yerine insanın diriltmeyi biz esas almalıyız. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de özellikle Veda Haccı'nın son bölümünde nahak yere bir insanın öldürülmesinin büyük bir vebal olacağını işaret ediyor. Haksız yere insanların katledilmemesini, canın Allah'ın emaneti olduğunu ifade buyuruyor. Bir başka hadis-i şerifinde ise insanı helak edecek 7 tane büyük şeyden bahsediyor. Bunların başında geleni de bir insanın haksız yere katledilmesi ifade buyuruyor. Kainatın Efendisi bunu ortaya koyuyor. Bir başka hadis-i şerifinde ise nahak yere bir insanın öldürülmesine yarım kelime katkı sağlayan insanı Allah kıyamet günü bunun Allah'ın rahmetinden nasibi yoktur ibaresiyle, ifadesiyle karşılayacak. Ne demektir o? Nahak yere bir insanın bırakın öldürülmesini ona katkı sağlayan, ona destek olan, ona çığır açan veya o manada onun önünü açan veya onu engellemeyen, aklınıza ne gelirse bunu sayabilirsiniz. Yarım kelime katkı sağlayan insanı Allah kendi rahmetinden, Allah rahmetinden uzaklaştırır ve onu karşılamaz. Veya karşıladığında da bunun Allah'ın rahmetinden yoktur diye onu karşılar. Allah'ın rahmetinden mahrum olan insanın gideceği yer de Allah muhafaza cehennemdir. Değerli kardeşlerim, bu temel girişten sonra şunu söyleyebiliriz. Can insanlar için, bütün canlılar için hayat onların en kutsalıdır. O yüzden tevhidi bütün dinler malı, canı, namusu, aklı ve dini koruma altına almışlardır. Yani nahak yere bir insanı katletmek o kadar ucuz değildir. O yüzden inancımız bir insanı nahak yere öldürülenin cezasını kısas olarak addediyor. Yani bir insanı öldürdüğünde öldürüleceğini bilen insan kolay kolay bir insanı öldüremez, katledemez yani. Herhangi bir canlıya dokunamaz. Ama maalesef cezai müeyyideler veya insanların bir insanı katletmesine yol açacak sınırlamalar olmadığı müddetçe bu tip cinayetleri, bu tip felaketleri her an toplumda yaşamak veya görmek zorunda kalırız. O açıdan şunu da ifade etmekte fayda var. Biz niye insanları bu kadar ucuz katleder hale geldik? Veya insanımız, bu millet neden çok rahat insan öldürebilecek noktaya, cinnet geçirme noktasına gelebildi? Bunun için birçok şey sayabilirsiniz ama maalesef insanımız kanunların caydırıcılığı ve çünkü insanlar ya Allah korkusuyla veya kanun korkusuyla ya hakka ulaşırlar, batıldan kaçınırlar veya yine kanun korkusuyla veya Allah korkusuyla ne harama el atabilirler veya ne de bir cana kıyabilirler. O açıdan biz temelde Allah korkusunu kaybettik. Bunu ifade edelim yani. Başlangıçta
Allah korkusu olan bir insanın bir cana kıyması mümkün değildir. Canlıyı katletmesi, bırakın siz bir insanı, bir kuşu, efendim bir kediyi, bir köpeği, biz bunları da konuşuyoruz yani. Bir bakıyorsunuz delikanlı yolda giderken köpeğin başına af buyurun ipi bağlıyor, onu sarkıtarak boğuyor. Kediyi boğuyor, ayaklarını kesiyor. Yani bırakın insanı, yani bir canlıya bu şekilde zulmetmek, canlıya katletmek veya onu eziyet etmek inancımızda olmayan bir şey. Ama maalesef televizyon dizileri, özellikle sosyal medyadaki görüntüler suça teşvik, efendim suça meylettirici hayat anlayışı insanımızı mefluş hale getirdi yani. Ve biz bugün neyi konuşuyoruz? İnsanlar niye birbirlerini katlediyorlar? İnanın şu anda cezaevlerindeki sayı, bugün Yeni Mesaj gazetesinde de manşet olarak bu manşet vardı. Yani korkutan artış diye bir manşet atmıştı değerli arkadaşlarımız. Niye? Çünkü cezaevlerindeki 2017 ile 2018 arasındaki cezaevlerindeki sayı %20, %30, %40'lar oranında artmış. Efendim hırsızlık oranı artmış, yan kesicilik olayı artmış, vurgunculuk artmış, talan artmış. Aklınıza gelen bütün suç unsurları, yani temelde inancımızla bağdaşmayan, bizim haram olarak addettiğimiz, yasak olarak addettiğimiz, insanların şiddetle kaçınması gereken suçlar maalesef toplumumuzda yer etmeye başlamış. Burada herkesin, yani camideki imamdan, Diyanet İşleri Başkanı'ndan tutun da en tepedeki siyasetçiden en ücradaki, en taşradaki vatandaşa kadar herkes kendisini sorumlu addedecek. Bizim inancımızda bir temel mantık var. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz sürüden mes'ulsünüz. Ve hadis-i şerifin devamı enteresan. Devlet başkanı çobandır ve sürüsünden mes'uldür. Aile reisi baba çobandır ve ailesinden mes'uldür. Efendim yani bir kadın ailesinden mes'uldür. Yani bir kaymakam ilçesinden mes'uldür. Bir vali ilinden mes'uldür. Siyasetçi vatandaşından mes'uldür. Yani idare eden tebasından, efendim bir hakim hükmettiği adalet mekanizmasında hükmettiği anda verdiği hükümle mes'uldür. Ya adil olacak, adaletle hükmedecek veya bunun karşılığında zulme sebep olacak. Eğer bir ülkede, özellikle şu Ceren kardeşimizin katledilmesi olayında, ya 13 tane suçu olan, sabıkası olan bir insan cezaevinden kaçıyor. İki defa kaçıyor. Ve neticede yolda giderken niye öldürdün diye soruluyor. Diyor ki efendim onu diyor biraz mazlum gördüm. Yani bu ülkede mazlum insanların korunması önce o ordudaki bütün yetkililerden, adalet mekanizmasından, efendim kamu kurum ve kuruluşlarından ve temelde de belki en başta orada adaleti tesis edemeyen, onu suça teşvik eden, onu cezaevinden kaçanların hepsi bu arada sorumludur. O açıdan gelin kendimizi yeniden test edelim ve kaybettiğimiz yerden yola çıkalım. Biz maneviyat önderlerinden uzaklaştık. Biz ruhumuzu, özümüzü, kimliğimizi kaybettik. Bizim ruhumuzda Hacı Bektaşi Veli vardı. Bizim Ahmet Yesevi ile olan irtibatımızı kestik. Abdülkadir Geylani ile, maneviyat önderleriyle, Mustafa Kemal Atatürk ile öz ifadesiyle yani. İrtibatımızı kestik. Aramıza mesafeler koyduk. Ve bu mesafelerin sonunda artık biz Allah'a karşı hesap vermeye, bir üst iradeye karşı hesap verme duygusunu kaybederek, bırakın bunları, kendi nefsimizle dahi, nefsimize dahi hesap veremeyecek oranda canileştik. Cenab-ı Hak böyle bir akıbetten bizleri muhafaza eylesin. Gelin toplum olarak, millet olarak, inananlar olarak, Müslüman Türk milleti olarak yeniden A'dan Z'ye kendimizi kontrol edelim. Yeniden bir muhasebe yapalım diyor. Saygılar sunuyorum.